Herkese merhaba, Avrupa Şampiyonası muhabbetine hoş geldiniz. Bugün Erman Gönülşen'le Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerimizi, tahminlerimizi söyleyeceğiz. Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Favorin kim abi? Nerede? Avrupa Şampiyonası'nda. Hiç haberi yokmuş gibi değil mi? Avrupa Şampiyonası Avrupa mı? Avrupa Şampiyonası mı var? O 2020'de değil miydi? O zaman biraz Gazi koşusunu konuşalım kardeşim. Ha, bana bildiklerimle gel ya. Bu kadar mı? Allah Allah. Gazi koşusu da 26 Haziran'da bu arada. Seyircisiz ama değil mi? Tabii seyircisiz. Maalesef. Ya favorim kim? Ya Türkiye'nin olduğu bir şampiyonada favoriyi başka bir takım söylemek içimden gelmiyor. Onun için konuşunca bakalım. Ölürüm Türkiye'm ya. Favorimiz burada arkada. Favorimiz yani... orada. İkinci favorimizi söyle. İkinci favorimi söyle o zaman. Ya, final çünkü iki takım oynanıyor ya. İtalya Türkiye final oynar. Zor bence. Ben Fransızlar gelebilir diğer taraftan. Bakalım şimdi bir kura şansı. Bakalım şimdi bakıyoruz. Heh. Şöyle bir şey. UEFA'nın sitesinde sizin de şimdi ekranda görmüş olduğunuz sitede bir tahmin oyunu var. Şimdi o tahmin oyununa... İngilizcesi neydi onun? Bir başlayalım. Prediction. Önemli olan. Erman sen dalga mı geçiyorsun benimle birader? Estağfurullah. Şimdi gördüğünüz gibi A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu ve F grubu. Yani 6 tane grubun burada bu gruplarda ne olur onu soruyor bize. Şimdi A grubuyla başlayalım. İsviçre, Türkiye, Galler, İtalya. Keşke çay içeceğimize kahve doldursaydı. Fal bakardık anasını satayım. Vallahi fal gibi gerçekten. Bir şey olmuyor yani. Söyle hadi birinci sıraya kimi yazıyorsun? İtalya. İtalya'yı götürdüm. 2 Türkiye. 3 İsviçre. 4 Galler. Vallahi bulmaca gibi oldu kanka. Yukarıdan aşağı sağdan sola. Yukarıdan aşağı devam. Şimdi B grubunda... Hadi bakalım. Geldin. Hadi bakalım. Rusya, Belçika, Danimarka, Finlandiya. Birinci Finlandiya tabii. Vallahi ben burada birinci Belçika yazarım kanka. Aa, hiç inanmam. Evet, Belçika tabii. Bu arada arkadaşlar Belçika'nın gençleri yaşlandı. Şu an Belçika turnuvanın en yaşlı takımı. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Altın değerinde bilgi. Bunu da alın, hiç, ne yaparsanız yapın. Hiçbir yerde bulamazsınız. Yani Google'a yazın, hayatta çıkmaz bu. Vallahi Belçika'yı ben koyuyorum kardeşim. Yalnız ikinci... İkinci sıkıntı. Sıkıntı. İkisini aynı anda koyamıyor muyuz? Hani arada kalamıyoruz. Birini mi seçmemiz gerekiyor? Birini seçeceğim dayı. O zaman bir dakika. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızın da Danimarka. Yani evet doğru. Yani şuna baktım. Ruslar çok yaşlı. Finler de çok tecrübesiz. Ne kalıyor? Danimarka kalıyor. Yani bu kadar dayanağı olan bir yorum, bu kadar mantık çerçevesi izlediğinizde zor bulursunuz. Kesinlikle arkadaşlar gerçekten. Yani evet. Hadi üçüncü, dördüncüsü çünkü en iyi üçüncü de var ya kardeşim. Rusya tabii canım. Neydi onların favoriti var, hala var değil mi? Zubia mı? Zubia mı? Artem Zuba. Heh, Zuba. C grubunda bence bir kritik grup daha burası. Burası çok ters bir grup ya. Avusturya, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Hollanda. Ben burada sürpriz yapacağım. Birinci... Kuzey Makedonya. Hollanda olabilir. Neresi sürpriz abi? Hayır. Sürpriz yapacağım. Birinci Fransa. Ne abi bu? Hayır. Böyle sürpriz mi olur? Yazar mısın Hollanda lütfen? 2 Kuzey Makedonya. Elif Elmas diyorsun. 3 Avusturya. Ukrayna. Şevçenko mu var bunların başında? Hala olması lazım. İnşallah odur. Avusturya. Mis gibi, çiçek gibi. Türkiye'den sonra en çok sempati beslediğim takım. Kuzey Makedonya. Sen zaten Makedon değil misin? Makedon yani Makedon göçmeni gibi. Olduğumuz için. Kan çekiyordur belki kardeşim. D grubunda İskoçya, İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti. Bu çok zor grup be. Bizim gruba çok, bizim gruba en yakın grup burası bence. Çok denk bir grup. Çek Cumhuriyeti İtalya'yla. İskoçya'yı ben birinci... Son hazırlık maçı oynadı. Sen İskoçya'yı birinci mi diyorsun? Yok şaka yaptım. Yani İngiltere, Hırvatistan 1-2 olurlar ya. Yani bir İngiltere, 2 Hırvatistan olur bence Murat. Ya Hırvatistan eski Hırvatistan değil bence. Burada zor bir tercih yani. Aslında öyle Hırvatistan çok büyük favori olarak ikinci olacağını ben düşünmüyorum. Çeklerle kapışacaklar. Aynen. Bence. Ama hadi seni dinleyelim. Hırvatistan'ı koyalım. Çekleri üçüncüye koyalım. İskoçlar da yalnız, gariplerim. İngiltere İskoçya maçı da. Efsane olur. Enteresan bir maç olacak ha. Yani o da ayrı bir nokta. En kolay grup bence şimdi. Beşinci grup. En kolay grup. E grubu. Polonya, İspanya, İsveç ve Slovakya. Şimdi yeni bir jenerasyon kurmaya çalışıyor Luis Enrique İspanya'da. Ramos'u almadı, götürmedi. Ramos'u almayarak bence... Büyük bir aptallık etti. Bence biraz onu konuşalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ramos'u almadan turnuvaya gitmem. Bak Ramos'u uçağa bindirmeden turnuvaya gitmem. O uçağı kaldırmam abi. Böyle bir İspanyol basını olsam aşırı şu an Luis Enrique'ye küfürler yağdırıyordum Twitter'dan falan yani. Abi Ramos... Ya basın mensubu küfür etmez. Onu bir şey yapalım da.
İçinden, Twitter'dan yani. Fake hesaplar. Anladın mı? Atsız yazıyor. Ben sana İspanyolca öğretirim onu tamam. Sonra. Yayından sonra. Şimdi abi Sergio Ramos kariyerine sağ bek olarak başlamış Sevilla'da. Sonra stoper olmuş Real Madrid'de. Real Madrid'de atmadığı gol kalmamış duran toplardan. Ortalama bir Türkiye Ligi golcüsünden fazla gol daha atıyor. Daha fazla gol atmış. Kardeşim adam... Adama sorarlar adam mısın diyor ya. Adam sanki marka muhabiri. Bir şey söyleyeyim mi? Saçmalık. Şenol Hocam'a da Halil konusunda biraz kırgınım. Halil'i kadroya almadı. Kimi çıkaracaktı? Ya buluruz birini oradan. Kimi çıkaracaksın söyle abi. Dorukhan'ı almazdım. Al. Bence kalmalı Dorukhan. Yatıya mı? Yani Kerem Aktürkoğlu olabilir mesela belki. Ya Kerem yetenekli bir çocuk olsun. Kerem oynamasa bile bu turnuvalarda olmalı. Niye? Önümüzdeki yıllarda bu çocuklar bizi zaten götürecek. Zaten çok oynayacak. Dünya kupası var. O var. Hayır. Tecrübe anlamında söylüyorum abi. Şimdi Dorukhan ligde oynamamış. Halil abi. Halil ödüllendir ya. Halil'i de oynatma bak. Oynatma abi. Ama al şu kadroyu aga. Ha, adam ben de bu arada 40 maç oynamış ya. Katılıyorum ya. Halil'in milli takım kadrosunun olması gerekiyor. 40 maç oynamış. Gol atmış. Asist yapmış. Çift tane yapmış. Göztepe'yi bu puanları toplamasında... Niye A grubundayken konuşmadın bunu da E grubuna geldin konuşmasın? Abi şimdi Ramos'tayken aklıma geldi. Çift oldum orada. Şenol Hocam size de orada biraz kırgınım ama hocamızsınız. Boynumuz kıldırınca. Canımız yerimsiniz hocam. Ama Luis Enrique konusunda gelecek olursak... Senin Luis Enrique. Sen Allah kahretsin seni. İlk maçta inşallah mağlup olursun. Diyeceksin düşünsene. Ama birinci İspanya yapacaksın şimdi burada. Yapmıyorum lan. Slovakya birinci yapacağım. Kardeşim oraya bir İspanya bir yazar mısın? Tamam. Olur mu sence bu arada? Olur olur. Bu grupta başka takımlar olsaydı olamazdı ben da bence. Ben İspanya'nın çok yukarıya çıkacağını düşünmüyorum. Yani en fazla bu. Polonya zorlar mı? Bence İsveç zorlar. İsveç. Sen İsveç'i ikinci mi yapacaksın? Yani. Ben Polonya'yı ikinci yapacaktım. Lewandowski var be birader. Burada beni dinleyelim ya. Hadi seni dinleyelim. Polonya'yı yaz, yapalım. Slovakya da ters bir takım bu arada. Yani dört yapıyoruz onu ama. Son gruba geçelim. Grup gibi grup. Herkesi buraya toplamışlar. Kaçana gidene yazık olacak. Lider Fransa. İkinci Portekiz, üçüncü Almanya. Bana niye sormadın? Dördüncü. Bana niye sormadın? Çünkü sen şöyle diyecektin, ben seni biliyorum. Fransa, Almanya, Portekiz diyecektin sen. Ben sana şöyle... Aksini söyle. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim ne ben. Ne diyeceksin? En iyi üçüncülerden çıkacak ya. Tabii, Almanya çıkıyor işte. En iyi üçüncü bu gruptan çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani en iyi üçüncü bu grubun üçüncüsü olacaktır. Düşünsene hepsinin berabere kaldığını bunların. 2 puan oldu mesela. Ama üçüncü. Şöyle bak yani galip giderlerse avaraj ve şey dengeleri de olabilir. Çok galip gideceklerini düşünmüyorum. Sen mesela ne dersin Buran? Bu ben gruba. Ben Portekiz'de Almanya'yı yer değiştiririm. İşte onu tahmin ettim senin öyle yapacağını ama böyle bitecek. O yüzden yani yanlışlık olmasın diye ben baba bunu yaptım. Biliyorsan kupayı da ver. Oynamıyordum yani. Vereceğiz abi bir saniye. Tamam devam et hadi bakalım. Vereceğiz izin verirseniz vereceğiz ya. Hadi bakalım. En iyi üçüncü. Hadi bakalım kimi seçeceğiz. İsviçre, Rusya, Ukrayna. Ben Almanya abi. Kaç tane seçebiliyorum? Seç iki tane. Benim tercihlerim İsviçre ile Almanya. Arman'ın tercihleri. Çek Cumhuriyeti. Evet. Ve Ukrayna. Aga sen demedin mi biraz önce İsveç ters takım bir şeyler yapabilir diye? Ne oldu İsveç'i en iyi üçüncü bile yapmadın abi? Karar değişti. Allah'ım yarabbim ne oldu? Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Hayda. Hadi bakalım. Ooo Türkiye Kuzey Makedonya işte eyvah. Şok ettiler bizi. Eyvah. Heyecan durukta. Belçika Almanya hadi. Almanya. Çok zor maç. Almanya. Her türlü Almanya baba. Sabaha kadar Almanya. Türkiye Kuzey Makedonya Türkiye. O kadar da Makedon sempatimiz yok kardeşlerim kusura bakmayın. Bu aslanlar gibi çeyrek finaldeyiz. Çak! Evet. Çak çeyrek finaldeyiz. Eşleşme çok güzel. Onların da sırası gelecek bir saniye. Euro 2008'in intikamı alınca. Aynen. Bak üst üste hepsini üst üste koyacağız. Fransa İsviçre. Pardon sormadım abi. Ya İsviçre elerse? Yok bir şey olmaz. Hırvatistan Polonya. Çok kritik maç. Yani penaltılara kadar gitme ihtimali olan bir maç. Vida, Davor Šuker, Boban. Şimdi Lewandowski var. Yani Hırvatistan da bir geçiş jenerasyonunda bence. Tam o şeyini yakalayamadı. Bittiler. Vida kaldı işte. Modric
Var. Ya işte diyorum. Ama var yani, yani sadece bence. Geçiş, var. Geçiş evet. Yani. Formda olan bir Lewandowski'nin karşısında durabilecek bir kuvvet, bir güç görmüyorum ya. Çok formda çünkü ya. Fransa'da ne ballı takım gitti Polonya'ya çekti şimdi bak. Oraya geleceğiz, oraya geleceğiz abi. İspanya, Ukrayna, İspanya, İngiltere, Portekiz. Çok çok zor maç ya. İkisi arasındaki maçlar hep maç şeydir ya. Yani terstir. Şimdi İngiltere'nin bir genç bir jenerasyonu, iyi bir jenerasyonu var gerçekten. Çok ama kaliteliler. Portekiz'in de var. Ama Portekiz'in de şu an hakikaten belki son dönemdeki en iyi jenerasyonu. Yani artık sadece Ronaldo'nun ayağına bakan evet, bir takım değil. Evet, evet, evet. Yani Portekiz bu geçişi çok iyi yaptı. Yani işte João Felix'ler, Gidias'ler, bir sürü yani gençlerin ortaya çıkmasıyla beraber Fernandes Manchester'da oynayan. Zor maç. Ben Portekiz alır diyorum. O zaman bir Akdeniz derbisi yapalım abi. İber derbisi de çok önemli. Akdeniz. Alanya Antalya Spor maçı gibi oldu. Akdeniz derbisi. Yani Antalya Spor, Alanya Spor maçı gibi oldu. Akdeniz derbisi. Hollanda Çek Cumhuriyeti. Gene zor. Abi biz nasıl eşleştirdik bunları ya? Abi ÖSS'de ben bu kadar zorlanmadım. Yemin ederim hani Hollanda Çek Cumhuriyeti. Şimdi şöyle bir mantık kuruyorum. Ve Çek Cumhuriyeti diyorum. Ne, nasıl bir mantık kurduysan? O bende saklı. İtalya gelir. İtalya orayı da geçer de. Evet, bir yarı final çeyrekleri bir oku istersen. Çeyrekleri bir okuyayım hemen. Almanya, Türkiye, Fransa, Polonya, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İtalya. Almanları ne yaparız? Alt üst abi. Biz Türkiye'yi finale doğru götürüyoruz yani. Biz abi bir şey söyleyeyim mi sana? Net favoriyiz. Şaka bir yerde. Bu Türkiye Almanya'yı yener mi? Bence yener. Bence yani, de yener. İş buralara geliriz, yeneriz. Abi Almanya geçen daha Brezilya'dan 5-6 tane yemedi mi? Ya işte Almanlar, yani Alman diyorsun ama Türkiye, tamam. Fransa, Polonya, Fransa. Şimdi Fransa ile eşleşeceğiz değil mi biz? Erken final abi. Abi 4 puan aldık ya, finale gittik. Finale kaldık. Abi geliyoruz. Dur geliyoruz abi. Ha, bu arada hiçbir şekilde bir eyyam şey yok ya, Türkiye'yi finale çıkalım diye. Eşleşmeler böyle. Hiçbir şekilde bir eyyam. Duygusallık yok. Hiçbir şekilde bir duygusallık yok. Bakın yok. Hiçbir şekilde. Peki. İspanya, Portekiz. Portekiz abi. Portekiz abi. İtalya. İtalya. Çok güzel eşleşme. Bir şey söyleyeyim, müthiş bir turnuva oluyor ya şu an. Şu ana kadar var ya, harika bir turnuva oluyor sayın seyirciler. Çok güzel turnuva olmadı mı oğlum? Vallahi buraya kadar iyi getirdik. Yarı finalden çıkan takımlar Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz. Bir dakika. Taylancım, sevgili kardeşim. Ben ne demiştim başında? Ne dedin? Türkiye, İtalya final oynar dedin mi demedin mi? Aa, ama oynamayacak. Geldik mi oraya? Hayır abi. Gruplarda 4 puan aldıysan Fransa'dan yarı finalde elersin ve yaz Türkiye'yi finale. Yaz abi de buradan da Portekiz çıkıyor. Hayır, İtalya çıkıyor oradan da. Kalem bende oğlum. İtalya. Türkiye İtalya final oynar kardeşim. En başta söyledim bunu sana ben. Kardeşim kalem bende. Kalem bak kim oynuyor finali şimdi gör. İtalya. 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 İtalya Portekiz yener. Abi hiç sanmıyorum ya. Arkadaşlar benim final beklentim Türkiye, İtalya, bu arkadaşınki Türkiye, Portekiz. Siz karar verin. Ben İtalya, Portekiz'i yener ve finale kalırım. Abi herkes yorumlara yazsın ya. Yorumlara yazsınlar. Falan. Aynen. Biz turnuvayı buraya kadar getirdik. Yarı final Türkiye, Fransa, Portekiz, İtalya. Benim öngörüm Türkiye, İtalya finali. Buyurun yorum sizde. Daha da çıkmayacağım programa. Hadi, hadi öngörün gerçekleşsin de. Siz de bu arada yorum kısmına favorinizi, hangi gruptan hangi takımlar çıkar, ya abi onu seçtiniz ama saçmalamışsınız diye yorum kısmına yazabilirsiniz. Peki, orada konuşabiliriz yani. Finalde biz sussak da bu uygulama şampiyonu belesi olmuyor mu? Yok. Buraya kadar getirdik, buradan sonra uygulamaya bırakamam bu şansı abi. Uygulamayı şu an bırakamam abi. Şimdi finalde Türkiye'miz İtalya'yla oynayacağı için. Nerede? Bir güzel bak. Çok zorlu bir maç. Çok zorlu. Çok zorlu bir maç ama. Ama yani final, şimdi final havası başka. Objektif olarak baktığımızda bizim kadromuz daha genç. Şimdi evet. Bu cümleyle başladığımız her maçı biz kazanırız, ben sana söyleyeyim. Abi buraya kadar geldiyse artık yani bunun kaçarı yok. Şenol hocam keşke Halil'i de alsaydın ama şu final maçını bize kazandır ya. Bakayım. Vallahi kazandık ya. Yok, Allah'ına kupa. Kurban be. Vallahi bravo, aldı kupayı çak. Kardeşim benim be. Bu kadar işte be. Arabayla tura çıkalım. Kupamızı verin. Vallahi verdi. Verdi vallahi. Çok güzel. Vallahi verdi. Ne güzel görüntü. Çok güzel. Yani gerçekten şu an kazandık. Tebrikler. Kupayı kim alıyor?
Kaptan Burak. Kupa kimin ellerinde yükseliyor? Kral! Kral Burak! Vallahi helal olsun, inşallah Kaptan olur. Kaptan Burak Yılmaz, düşünsene. Avrupa şampiyonu oluyoruz. Takım havalimanına iniyor. Sen oradasın tabi. Tabii ben. Beni de alsana yanına, ben de vlog çekerim kanka. Arkadan da müzik geliyor. Arar buluruz izini bilirsin zırdeliyiz biz. Abi çok güzel oldu valla. Elimize sağlık. Evet. Harika bir turnuva geçirdik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şimdiden kupanın sevincini yaşıyoruz. Şimdiden kupayı kaldırmanın mutluluğuyla beraber bu videonun da sonuna geliyoruz. Çok güzel, çok sürpriz içerikler de gelecek Avrupa Şampiyonası muhabbetinde. Arkadaşlar şaka bir yana videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve favorilerinizi yorumlara eklemeyi unutmayın. Kanala da abone olun. Yani Erman Yürüşen'le Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Murat Şeker'le de devam ediyor. Güzel. Haydi hoşçakalın.